Ladies and gentlemen, we are back with more FFC action. This next contest will be fought in the FFC under 69 kilogram category. Please welcome our first fighter making his way to the blue corner from Moldova, Tapu Denis. Ladies and gentlemen, please welcome our second fighter making his way to the red corner from Turkey, Burak Poyraz. Evet değerli izleyenler, 69 kilogramda Tapu Denis ile Burak Poyraz karşılaşmasını izleyeceğiz az sonra FFC 5'te. Sporcuların tartı sonrası ufakta bir gerilim yaşadığı görüntüler ekranlarımızda, sert bir maç bizleri bekliyor. Ladies and gentlemen, introducing these two FFC warriors once again, fighting out of the blue corner. He is 22 years of age and stands 175 centimeters tall. He has 4 wins with 2 losses and represents the Maximus Voivod Club from Moldova. He is Tapu Denis. Fighting out of the red corner. He is 26 years of age and stands 185 centimeters tall. He has 6 wins with 0 losses, 3 wins coming by way of knockout. He represents Mike's Gym and FFC from Turkey. He is Burak Poyraz. Your referee in charge of the action is Ali Ekber Eken. Karşılaşmamızın ring hakemi Ali Ekber Eken olacak. Illusion Event Hall'da Fighting Fit Club heyecanı 69 kilogram karşılaşmasıyla devam edecek değerli izleyenler. Bir yanda Burak Poyraz, 26 yaşında 1.85 boyunda 6 maçta 6 galibiyet var kariyerinde ki bu galibiyetlerin 3'ünü knockout'la elde etti. Karşısında Moldovalı Tapu Denis, 22 yaşındaki sporcu, 4 galibiyet 2 mağlubiyeti var kariyerinde. 1.75 boyunda. Burak'ın 10 santimetrelik bir boy avantajı var rakibine karşı. Bunu nasıl kullanacak göreceğiz. Mücadelemiz başladı. Siyah beyaz şortu ve sarı eldivenleriyle Tapu Denis'i, siyah şortu ve siyah eldivenleriyle Burak Poyraz'ı izliyoruz. FFC 5 gecesinde 69 kilogram karşılaşmasında. Karşılıklı low kick denemeleri, isabeti bulan taraf Burak Poyraz oldu. Denemesi Tapu Denis'ten. İki sporcu da dizlerini ve tekmelerini daha fazla kullanmaya çalışacak gibi gözüküyorlar. Fortuna ardından sağ sol kombinasyonuyla karşılık verdi Burak Poyraz. Ters karlı dönüyor Moldovalı sporcu Tapu Denis. Hemen ön bacağı doğru low kick denemesinden tekrar rüzgarda döndürdü rakibini Burak Poyraz. Tekmeyi yakaladı burada, bunu yapmaması lazım hemen. Ali Ekber Eken araya girdi, uyarıyı yaptı. Şu ana kadar menzilin dışında tutmayı başarıyor rakibini Burak Poyraz ama karşılaşmanın daha ilk dakikası henüz geride kaldı. Her zaman söylüyoruz zaten ring sporlarında, dövüş sporlarında ilk dakika, ilk round belki hatta rakibiz tanıma bölümüdür. Ali Ekber Eken süreyi durduruyor değerli izleyenler.
bel altı darbe var. Kasti bir durum yok. Tapu Deniz kendinde sıkıntı yaşamadı. Hey. Hey. Kaldığımız yerden devam ediyoruz karşılaşmaya. Direk gelmek istedi. Ardına kapanmak zorunda kaldı Tapu Deniz. Sol tekmeler karşılıklı isabetsiz. Güzel bir sağ geldi. Moldovalı sporcudan. Sol direkleriyle biraz gardı açma çabasında Burak Poyraz. Distans konusunda avantajı var. Boy uzunluğu sayesinde tekmeleri de karşılıklı kullanmak isteyince sporcular yine avantaj burada. Burak Poyraz'a geçiyor. Tapu Deniz yine Skarla döndü hemen. Koltuktan kaçmak için ters karda dönmeyi tercih edebiliyor. Güzel bir sağ koşu çıkardı. Tehlikeli olabilir. Burak Poyraz'ın kulağına doğru ikidir. Etkili darbeleri var Moldovalı sporcunun. Dönerek geldi ama devamında Burak'ın sağına yakalandı. Yerde kalması bir knockdown değil ve devam ediyor karşılaşmamız. Ön tekme kaçtı Moldovalı sporcudan. Bu dönen tekmeleri spinning back'leri kullanmak isteyecek maç boyunca belli ki. İlk round'da ama çok gösterdi elini belki de bu konuda. Burak bunu oldukça hakim. Bir low kick kendini yerde buldu Tapu Deniz. Moldovalı sporcu yerdeyken gelen bir darbe ama problem yok. Şimdi yine sağ isabetini çıkardı. Burak Poyraz yumruklarıyla gelince sağ kontrası isabetli oluyor. Etkili oluyor Moldovalı sporcunun. Burak Poyraz'ın tekmeleriyle kombinasyonlara başladığı pozisyonlardaysa sporcumuzun biraz daha etkili olduğunu söylemek lazım. Yine bir sağ direkt uzatıp ardından kaçmayı başardı. Spinning back fist isabetsiz devamında tekmeyi denedi. Olmadı Tapu Deniz ve ilk round'un sonuna geldik. 69 kilogram karşılaşmasında olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Alanya'da, Illusion Event Hall'da. FFC 5 gecesinde ilk round'dan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İki tarafı da çok net bir üstünlüğü olduğunu söylemek özellikle mümkün değil bu ilk round'da. İkinci round'umuz başlayacak. Ring tamamen boşalmış durumda. Tüm hakemler hazır. Mücadelemizin ikinci roundu başlıyor. Burak Poyraz güzel bir low kick'le geldi. Köşeye sıkıştırdı rakibini. Tapu Deniz oradan kendini kurtarma çabasında yakın mesafeden yine o sağ çalışıyor Moldovalı sporcu adına. Burak Poyraz'ın dikkatli olması lazım. Stance değiştirip geldi. Ardından tekmesini Burak karşıladı. Şimdi Burak Poyraz da yine stansını değiştirip zaman zaman ters karda dönebileceğini gösteriyor rakibine. Tabii her iki guard'dan da etkili olabilmek rakibinize karşı ciddi bir avantaj. Stratejinize ekstra bir boyut katmanız anlamına geliyor bu durum. Sağ elini kullanan sporcular genelde düz guard'da olurlar. Genelde sol elleri sol bacakları önde dövüşürler ama iki taraftan da bahsettiğimiz gibi etkili olabilmek bu tarz yakın geçen maçlarda aradaki farkı yaratabiliyor zaman zaman. Şu ana kadar Tapu Deniz ve Burak Poyraz'ı birbirinden ayıran çok bir şey olmadığını da söylemek gerekiyor. Hakikaten gecemizin 5. karşılaşması bu ve 5 birbirinden yakın karşılaşma izledik. Çok denk eşleşmeler var. Şu ana kadar tüm karşılaşmalarımız hakem kararına gitti. Hatta ekstra round'a giden bir müsabaka da izledik. Çok ama çok yakın müsabakalar. FFC 5 gecesinde. Low kick. Bir kez daha. Bir kez diğer bacağı geldi. Karşılaşma ilerledikçe bu low kickler son round'da özellikle biraz daha kendini hissettirecek. Koşu isabeti geldi Burak'tan. Hemen o sağ koşu kontrasını arıyor. Moldovalı sporcu sağ direk isabeti. Low kick karşılık sağı yine uzattı. Ardından high kick. Bloklamayı başardı bunu Burak Poyraz. Tekmeyi yakaladı Moldovalı sporcu. Burak dengesini kaybediyor. Bu kural dışı bir hamle tabii ki. Tutmaması lazım tekmeyi. Tapu Deniz'in. Hey. 45 saniye var. İkinci round'un sona ermesine.
Yumruk kombinasyonu isabetli Moldovalı'dan. Yine soluyla güzel geldi. Burak oldukça soğukkanlı, iplere doğru itti Tapu Deniz'i. Low kickler üst üste geliyor. Bir low kick daha. Karşı taraftan middle kick. Moldovalı'ya teknesiyle gelmek istedi. Tekmeler karşı karşıya geldiğinde avantaj Burak Poyraz'da oluyor. Shoulder ile geldi, ardından sağ isabetini buldu. Burak şöyle bir silkelendi. Sol kroşe isabetli. Tapu Deniz'den. Burak Poyraz round'a kalmaya çalışıyor. Hakem Ali Ekbereken araya giriyor. Ve ikinci round'un da sonu geldi. Tapu Deniz şimdi köşesine döndü. Round'un son bölümünde daha net darbeleri bulan taraf oldu. Moldovalı sporcu Burak Poyraz karşısında. İkinci round'dan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Yakın geçen bir karşılaşma, çok yakın geçen bir karşılaşma hem de. Alanya'da, Illusion Eventhall'da. Ortam gerçekten harika. Nefis bir dövüş gecesi izliyoruz. FFC 5'te her zaman olduğu gibi zaten. Fighting Fit Club organizasyonlarında her zaman olduğu gibi. Üçüncü ve son round'a geçeceğiz. Hakem Ali Ekbereken sporcular onu dinlemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kırmızı köşenin de silinmesinin ardından üçüncü round'umuz başladı. Güzel bir içten low kick'in ardından yumruklar karşılıklı geldi. Sadri isabeti. Tapu Deniz. Sağ kroşeyi maç boyunca aramaya devam etti. Üçüncü round'da da bunu kullanmayı sürdürecek tabii ki. Burak Poyraz mesafeyi kapatmak istedi. Güzel bir middle kick. Moldovalı sporcunun tekmeyi yakalamaması, tutmaması lazım ama. Şimdi Burak Poyraz beyaz köşede. Bir puanlıklı ceza geliyor Tapu Deniz'e. Hakem Ali Ekbereken maç boyunca uyarılarını yaptı. Ve bir puanlık ceza. Son artık 2 dakika 20 saniyesi karşılaşmanın. Bu kadar yakın geçen bir karşılaşmada bu puan cezaları çok ama çok kritik olabilir. Tapu Deniz şimdi boşluk buldu. Direkt yumruklarla geriye doğru itti Burak Poyraz'ı. Hiç istifini bozmadan devam ediyor Burak Poyraz. Low kick de gelmek istedi. Yumruk kombinasyonuyla karşılık Tapu Deniz'den. Kroşeleri arıyor. Boşa gidiyor ikidir. Moldovalı sporcunun bir kez daha sağ kroşe boşa gitti. Puan cezasının ardından. Low kick'te rakibinin dengesini bozdu Burak. Ardından bir diz denemesinde ama Tapu Deniz yerdeydi. Tehlikeli bir pozisyon. Neyse ki bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz kaldığımız noktadan. 90 saniye kaldı. Sağ kroşe yine isabetsiz. Tekmeyi yakalamaya devam ediyor yalnız Tapu Deniz. Bu konuda bu uyarı da almış olmasına rağmen. Bir puan cezası da hatta almış olmasına rağmen. Bu biraz alışkanlık meselesi. Fakat sporcuların hangi kural setinde ringde olduklarını net olarak biliyor olmaları ve buna göre dövüşmeleri gerekiyor her zaman olduğu gibi. Son dakika müsabakada bu sefer de Burak tekmeyi yakaladı. Çıklar geliyor ki sporcudan da kroşeler tehlike yaratabilir Moldovalı için. Diziyle gelmek istedi Burak Poyraz. O sağa vuracak boşluğu arıyor maçın başından beri. Üçüncü round tamamen buna odaklandı Moldovalı Tapu Deniz. Tempo yükseldi, sol kroşe sağ kroşe isabetli. High kick bloklamayı başardı Burak Poyraz. Kendi yumruğu gösterdi. Sağ kroşe bir kez daha Moldovalı'dan. Burak Poyraz dengesini kaybediyor. Burak Poyraz dengesini kaybediyor. Ali Ekbereken sayıyor. O kroşeyi aradı. Maç boyunca. Üçüncü round tamamen buna odaklandı. Ve en sonunda
Saydırmayı başarıyor Tapu Deniz. Burak Poyraz devam ediyor karşılaşmaya. Mücadelenin son 10 saniyesi. Tapu Deniz nakavt istiyor. Üst üste darbeler. Kroşeler mi? Sol kroşe en son geldi. Bir kez daha sayıyor hakem. Çok güçlü bitiriyor karşılaşmayı Moldovalı sporcu. Burak Poyraz. Mücadeleye devam edebilecek durumda. Nakavt olmayacak ama zaten son gongta çalıyor. Son roundta, son 30 saniye içinde iki kez saydırmayı başardı Moldovalı Tapu Deniz. Bir puan cezası var tabii ki ama böyle bir karşılaşmayı, yakın geçen böyle bir karşılaşmayı iki knockdownla bitirmiş olmak onu galibiyete yaklaştırıyor tabii. Hakemlerimiz karar verecekler. Hakemlerimiz maçın galibini belirleyecek değerli izleyenler. FFC 5 gecesinde Alanya'da Illusion Event oldu. Harika bir gece ve harika bir karşılaşma geride kaldı. Bakalım Tapu Deniz mi yoksa Burak Poyraz mı? Galibiyete kim ulaşacak? İşte son bölümden görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Merakla bekliyoruz bakalım müsabakanın galibi kim olacak? Alanya'da Illusion Event oldu. Tabakımızın galibini bekliyoruz. Hakemlerimiz tabii ki işi kolay değil. Böyle bir karşılaşmanın ardından, böyle bir müsabakanın ardından hakemlerimiz için hiç kolay değil ki. Zaten gecenin başından bu yana çok denk karşılaşmaları izledik. Sporcuları birbirine ayırmak çok kolay değildi. Kalite çok yüksekti. Yine öyle bir karşılaşma ama bakalım Tapu Deniz'in mi yoksa Burak Poyraz'ın mı eli havaya kalkacak. Artık kararı öğrenme vakti. Mikrofon Grant Waterman'da. Ladies and gentlemen, once again, what a fantastic fight. But after three rounds of FFC kickboxing action, we go to the judges' scorecards, and we have a unanimous decision. From the blue corner, Moldova, Tapu Deniz! Tapu Deniz karşılaşmayı kazanıyor. FFC 5'te değerli izleyenler. Son bölümde bulduğu knockdownlar Moldovalı sporcuya galibiyeti getirdi. Burak Poyraz kariyerindeki ilk mağlubiyeti tadıyor böylece. Namağlup olarak 6 maçta 6 galibiyetle buraya gelmişti. 7. maçında mağlubiyetle tanıştı ama tabii ki sporun içinde bunlar var. Tapu Deniz çok zorladı gerçekten. O sağ kroşeyi bulmak için özellikle çok zorladı. En sonunda da Burak Poyraz'ı mağlup etmeyi başardı. Bulduğu isabetli darbelerle